Samimi bir sohbetin ardından dedik ki bu güzel bilgileri paylaşalım. Çünkü her hayat hikayesi aslında bize çok bambaşka kapılar açıyor. İşte değişik bir hayat hikayesi benim çok ilgimi çekti. Aslı senden dinleyelim. Oldum ameliyat sonrasında ki narkozun etkisiyle gözlerimi açtığımda ilk söylediğim şey neden tekrardan bu hayattayım demiştim ve ablam bu cevabıma yani gözlerimi açtığımda ilk söylediğim şeyin bu olduğunu çok şaşırmıştı. Bana bazı seyahatleri söyledi. Meksika'ya mı gidelim, Amerika'ya mı gidelim ama ben bağırıyordum. Ben bu dünyada olmak istemiyorum. Ne zamandı? Dünyayı da değiştirelim 2 sene İki önce. sene önce. Dünyayı değiştirelim dediğimde tabii hiç kimse beni anlamadı. Ne demek istiyor? Narkozun etkisinde haliyle saçmalıyor gibi. Ancak bu hikaye benim çocukluğumdaki hikayeyle de bağlantılı bir hikayeydi. Çünkü 9-10 yaşlarımda not defterime ben insan değilim diye notlar alıyordum. Ben insan değilim ki o yaşta insanın ne demek olduğunu bile algılayamazken kendime bu tarz notlar alıyordum. Niye peki kendine ben insan değilim deme ihtiyacı duydun? Yani kendini nasıl görüyordun ki? Bunun arkasında herhangi bir şey yok. Yani dışarıdaki insanları yani insan diye tanımlanan bizleri bir et yığını olarak görüyordum. Ve kendimi belki daha aşağı bir varlık, belki daha yukarı bir varlık bilmiyorum. Hani bir seviye veyahut da bir durum söz konusu değil, sadece ben aynı değilim. Ve bir şaşkınlık vardı. Bu hayatta olmanın şaşkınlığı vardı. Çocuk halimde de tabii ki de bunu anlamlandıramıyordum. Kaç yaşlarındaydın o zaman? 9-10 yaşlarındaydım. Bu arada seni tanımak adına ismini de söyle istersen. Kaç yaşındasın? Tabii ki Mihriban Acaroğlu. Şu an 24 yaşındayım. Bu yaşadığım olayları da 9-10 yaşlarında yaşamaya başlıyorum. 9-10 yaşlarında buraya ait olmadığını düşünüyordun. Buraya evet, kesinlikle buraya Ve ait ol. insanlardan farklı görüyordun kendini. Kesinlikle. Ben insan değilim diyordun Değilim. kendine. Peki kendini neye benzetiyordun? Kendimi benzettiğim bir şey yoktu açıkçası. Sadece dışarıdaki insan görünümlüler ile birlikte değilim, aynı değilim. Tek bildiğim şey buydu. Ama bir dayanağım yoktu. Aynı olmadığını nasıl hissediyordun? Yani oradaki o ayrım neydi senin için? Belki de yaşadığım deneyimler, yaptığım durumlar, hislerim belki de aynı değildi. Çünkü yani o süreç içerisinde Gaya geldi. Gaya gel. Gel gaya gel. Evet. 11 yaşlarıma başlayınca bir hafıza kaybı yaşadım ve halüsinasyonlar görmeye başladım, sesler duymaya başladım ve duvarlarla konuşuyordum. Kendimi odalara kilitleyip tek başıma duvarlarla konuşuyordum ve ablam birçok kere beni böyle yakaladı. Kimle konuşuyorsun diyor. Ben duvarda aslında gördüğüm birçok şey var ama oraya karşı konuşuyorum Ne boş. görüyordun duvarda? Bunu tarif edebileceğim yani beş duyu organımla tarif edebileceğim şeyler değil. Şuna benziyor, buna benziyor değil. Ancak duyu ötesi bir şekilde anlaşabildiğim bir iletişimim var. Ve hafıza kaybımla birlikte de psikolojik olarak ailem endişelenmeye başladı. Çünkü annemi unutmaya başladım bu sefer. Kendimi unutuyorum, ailemi unutuyorum, renkleri unutuyorum, dünyayı unutuyorum. Cisimleri, maddelerin isimlerini unutuyordum. Ve tabii ki de bu çok büyük bir endişe konusu oldu Peki ailem yemek için. yemeyi unutuyor muydu? Yemek yemeyi unutuyor muydum? Ya buna karşı bir ihtiyaç hissetmiyordum. Ya belki de unutuyordum. Birkaç saat süren, kısa süreli birkaç saat süren bir hafıza kaybı geliyor. Bir kriz de diyebilirim buna. Sonrasında tekrardan insanları her şeyi hatırlamaya başlıyorum. Ancak her bu sürece girdiğimde hafızamdan bir şeyler siliniyordu. Bir şeyler siliniyordu. Ve bu sebepten dolayı çok kere eve dönemedim. Eve çok geç döndüm. Çünkü evin yolunu unuttum. Saatlerce yolda oturup hatırlamaya çalıştım evin yolunu. Ve tedavi görmeye başladım. İlk psikiyatrilere gittik, sonra psikologlara gittik. İlaç kullanmak istemiyordum.
Ama artık kendi hayatımı tek başıma yönlendiremediğimde artık tedavi almam gerektiğini düşündüm. Ve 13-14 yaşlarımda ağır ilaçlar kullanmaya başladım. Ve bu süre içerisinde aynı zamanda bedenime de yabancılaşmıştım. Peki psikologlar ne dediler senin için? Nasıl, teşhisleri ne oldu? Teşhisleri tam bir teşhis koyamadılar. Yaklaşık bir sene, bir buçuk sene ilk teşhisimi alana kadar bir sene, bir buçuk sene tedavi görmek durumunda kaldım. Ve zaten ilk gittiğim 2-3 psikolog teşhis koyamadığı için grup terapilerini almaya başladılar beni. 5-6 psikologla birlikte tekrardan başladık. Onlar da bu konuya çözüm bulamayınca beni başhekimlere yönlendirmeye başladılar. Ve bana teşhis koymadan önce ilk bipolar ilaçları kullanmaya başladım. Çünkü duygu durum bozukluğum da vardı. Birden gülmelerim, birden ağlamalarım, mod değişikliklerim de mevcuttu. Ancak bedenime de yabancılaşmaya başlayınca kendi bedenimi tanımıyordum. Hatta ellerime yazdığım bir yazı var. Onları hiç tanımıyordum, hissetmiyordum. Ve gün içerisinde bunları, böyle bir his geldiğinde kendime vuruyordum. Hissediyor musun? Bak bu senin elin, hisset. Acıyor, acıyor. Bak bu senin elin, hisset. Gibi. Ve sonra şizofreni denildi. Ve ben şizofreni ilaçları kullanmaya başladım uzun bir süre. Şizofreni olmadığıma emindim bir şekilde. Ama doktor değilim, kanıtlayamam. Ve uzun bir süre kullandım. Bu ilaçların sonucunda da maalesef bedenim tepkime vererek beyin tümörü gerçekleşti. Bu ilaçların yan etkileri. Evet, ilaçlar yan etki yaptı. Ya doktor bunu itiraf etti. İlaçların yan etkisi dolayısıyla oluşan bir beyin tümörü. Ve yaklaşık bir sene, bir buçuk senede bunun tedavisini aldım. Ve sonrasında Eskişehir'de tanıştığım bir psikolog benim hayatımın gerçekten değişmesini başlattı. Ne yaptı? O ne yaptı? O nasıl bir tedavi yöntemi uyguladı sende? Kendi engin bilgileriyle öncelikle bana bu ilaçların benim yaşadığım olaylara, sorun bile demek istemiyorum, yaşadığım olaylara ilaç veya da çözüm değil, aslında bunun bir haber, bunun bir ışık olabileceğini söyledi. Ve o zamana kadar kullandığım ilaçları bıraktım. Ve beni öncelikle kendi beyin dalgalarımla tanıştırdı. Nefes egzersizleriyle tanıştırdı. Beni enerji ile ilk defa o tanıştırdı. Bu konular hakkında bilgim olmadığı için... Hangi konular hakkında? Enerji konusu, meditasyon, nefes terapisi, bu konular hakkında bilgim olmadığı için tabii ki de çok temkinli ilerledi benimle. O yüzden kısa kısa antrenmanlara başladık. Nefes egzersizlerine başladık. Beni sakinleştirebilmek için. Çünkü kullandığım sakinleştirici ilaçlar da vardı. Onları bıraktırdı. Onun yerine nefes egzersizlerini koydu. Ve daha sonra beni yavaş yavaş chi topu, chi enerjisi ile tanıştırdı. Ve beni doğu alternatif tıp ile tanıştırmaya başladı. Tabii ki de o zamanlar ben buna hazır değildim. Bu bilgileri belki öğrenmeye hazır değildim. Ama zamanın geldiğini biliyordum. Beni bu yola kendisi başlattı. Benimle bu süreçte hep birlikte oldu. Beni bu konularda eğitti. Aslında bunun bir psikolojik problem olmadığını, aslında benim belki de görevli, belki özel bir görevi olan, belki uyanmaya başlayan bir ruh olduğumu bana anlatmaya başladı bir psikolog olarak. Ve kesinlikle bilimi göz ardı etmeyen bir psikolog kendisi de. Ve evet, benim de ilacım buradaydı. Şimdi aslında insan beyni o kadar enteresan bir güce sahip ki. Yani insan İsterse kendini çıldırtabilir, isterse duygularını bloke edebilir, isterse her şeyi düşünebilir. İnsan beyni, insan zihni gerçekten muazzam bir yapıya sahip, ama bazen bu yapı çocukluk yıllarında geçirdiğimiz bir takım olaylar nedeniyle bir yerlerde
bir şeylerin, bir duygunun, bir düşüncenin bozundurulmasıyla böyle hadiseler ortaya çıkabiliyor. Yani hani biraz önce dedin ya, aslında ben doktorlara gittim, doktor bir takım birkaç doktorun heyet huzurunda sana verdikleri, sana koydukları teşhisin aslında çok sağlıklı olmadığını, hatta verdikleri ilaçların beyninde bir tümöre sebep olduğunu ve bundan dolayı ameliyat geçirdiğini söyledin. Ve en sonunda da zaten biz buna teşhis koyamıyoruz gibi bir sohbetimiz olmuştu. Şu an söyledin mi bu bütün konuşmalar içerisinde net hatırlamıyorum ama daha önce yaptığımız konuşmada bahsettiğin için bunu ekleyelim. Bu bir. İkincisi bir de şu var. Aslında bizler ailelerimizden de bir şeyler getiriyoruz. Yani kuşaklar arası getirdiğimiz bir takım duygu durum bozuklukları olabiliyor. Ve biz fark etmeden o gölge duygular olarak nesilden nesile bize sirayet ediyor. Bize nüfuz ediyor. Ben onlara gölge duygular diyorum. O gölge duygular annemizin tutum ve davranışlarında ve duygularında, babamızın tutum davranışlarında ve duygularında bize sirayet ediyor. Biz farkına varmadan bunları yükleniyoruz. Şimdi ben aslında seni dinleyince gerçekten çok sıra dışı bir hikaye bu arada. O yüzden de belki bizi dinleyen birçok izleyiciye ilham olacak ve kendilerini hasta gibi hisseden ama hasta olmayan bazı kişilere bu bir yol gösterecek bir vaka olacak. O yüzden de böyle bir sıcak sıcak, canlı canlı biraz önce yaptığımız konuşmayı hadi dedik bir çekim yapalım ve bunu paylaşalım. Katkısı olsun insanlara. Şimdi dolayısıyla sen çocukluğunda buna dair bir şeyler hatırlıyor musun? Yani niye hala bu dünyada, mesela ameliyattan uyandığında demişsin ki hala bu dünyada mıyım ben? Gitmedim mi diye. Şöyle bir düşün bakalım. Geçmişe git bakalım. Bunu sana söylettiren neydi? Yani bunu bulabilir misin? Ya bunun altında yatan temel sebeplerden birinin elbette yetiştiğin ortam olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kendi bedenime, öncelikle dünyaya, kendi bedenime aitlik hissetmediğim gibi kendi aileme de aitlik hissetmiyordum. Neden? Ve aileme ben size ait değilim, haberiniz olsun diyordum ki bence bu ağır bir cümle ve ben bunu çok küçük yaşta söylüyorum. Kaç yaşındaydın o zaman? Yine aynı yaşlardayım. 9-10 yaşlardayım. 9-10 ve onlara ait olmadığımı dillendiriyorum onlara karşı. Peki onlar ne düşünüyorlardı senin hakkında? Onlar ne düşünüyor? Çok farklı bir çocuk olduğumu düşünüyorlardı. Ama geriye gittiğimde özellikle annemin bana hamile olduğu dönemler dönemde bazı yaşanılan zorluklardan dolayı istenilmeyen bir çocuktum, beklenilmeyen bir çocuktum. Ekonomik olarak hazır bir aileye gelecek olan bir çocuktum. Ve elbette o an aile içerisindeki şiddet, duyumlar, isteksizlik tabii ki de bu dünyaya, yani benim bu dünyaya ait olmamama etki, hissetmememe etki etti. Yani ailen, aslında annen ve baban senin doğmana hazır değillerdi diyebiliriz. Değillerdi. Özellikle babam istemiyordu. O yüzden bir isteksizlik vardı. Hani sen bunları ne zaman öğrendin peki? Yani dinleyerek mi? Nasıl fark ettin bunu? Bu aralarında konuşurlarken mi sen dinliyordun? Kendini istenmeyen bir çocuk olarak mı düşünüyordun? Bunlar bende farklı davranış modelleriyle yükseltti tabii ki de. Ben bunu lise yıllarımda ablalarımdan öğrendim. Öyle mi? Sebeplerini tabii ki de bilmiyorum. Ablalarımı açıklıyorum. Hani ait hissetmiyorum, ait hissetmiyorum. Sonra bir şekilde ablamla konuşurken ya böyle böyle oldu. Hani sen beklenilmeyen, istenilmeyen bir çocuktun. Anne karnında da bunlar oldu gibi
bahsettiği durumlardan. Aynı zamanda 10-11 yaşlarımda da tabii ki de babamla geçen aramdaki diyaloglardan bunları duyuyorum, alıyorum. Ve benim için orası istenilmeyen bir ev, beni istemeyen bir ev olarak kaldı. Ve bu yüzden aslında belki de kendimi kapatmak istedim. Hem dünyaya, hem kendime, hem aileme. Belki de bu yüzden istemiyordum. Ve evet, altında yatan travmalar yavaş yavaş açığa çıkmaya başlamıştı. Peki, şimdi bazı şeyleri anlamak için, şimdi sen konuşuyorsun ya, ben senin o anına gidiyorum. Enerji boyutunda. Ve seni orada dinliyorum ve seni orada izliyorum. Çocukluk anlarına gittiğinde oraya gidiyorum seninle beraber. Çünkü aslında sen bana bunu anlatırken senin zihnin o çocukluk dönemine gittiği frekansı ve fotoğrafı, yani zihnin aslında orayı yansıtıyor. Bir kamera gibi düşünün. Aynen böyle. Oraya ışık tutan sensin ve orası aydınlanıyor senin zihninde ve ben aslında seni dinlerken oraya gidiyorum, onu görebiliyorum. Dolayısıyla şimdi anlattıklarını birleştirdiğim zaman bu dünyaya neden buradayım, burada olmamam gerekiyor fikrin, o çocukluk yıllarında istenmeyen annenin ve babanın sende yarattığı ve farkına varmadığın gölge duygular. Bunlar, bunları çocuk yaşta da olsan alıp, okuyup buna göre bir tepki vermen. Esasında hani baktığımız zaman karşımıza böyle bir durum çıkıyor. Böyle bir durum olma olasılığı da yüksek görünüyor. Çünkü aslında aile diziminde mesela ailenin içerisindeki bir takım aktarımlar nesiller boyu gelir. Ve biz aslında anne ve babalığımızın duygu ve düşüncelerini yükleniriz farkına varmadan. Onları fark etmediğimiz sürece o gölge duygular bizim hayatımıza yön verir. Bizim duygularımıza yön verir, bizim düşüncelerimize yön verir. Ve bizim hayattan beklentilerimize de yön verir. Şimdi tabii sen aslında burada o anneyi ve o babayı seçen sensin. Şimdi burada iki durum çıkıyor ortaya. Bir tanesi senin böyle bir ailede, bu ailenin belki de kendinden önce getirdikleri bir takım istenmezlik duygusunun sana yansımasını, senin orada kesip bitirip buna son vermen, bu görevi üstlenmiş olman, bu bir birinci madde olarak belki bunu söyleyebiliriz. İkinci olarak, ikincisi ise senin sen sadece onların çocukları değilsin. Yani anneni babanı seçmiş olabilirsin ama aslında sen evrenin çocuğusun. Dolayısıyla bu durum senin ruhsal farkındalığına ulaşıp onların çocukları değil, evrenin çocukları olduğunu hatırlaman ve ona uyumlu bir şekilde yaşamayı tercih etmen. Bu hangi, yani bu birincisi ve ikincisi konusunda ne hissediyorsun bu açıklamanın üzerine? Sen ne hissediyorsun? Uyuyor mu sana bunlar? Kesinlikle uyuyor. Söyledikleriniz çok doğru. Zaten öncelikle kendime, dünyaya karşı farkındalığım arttıkça aileme karşı da farkındalığım arttı ve aslında onların da bir taşıyıcı olduğunu gördüm. Ve annemin getirdikleri, annemin bir taşıyıcı olduğu, babamın getirdikleri aslında onun da bir taşıyıcı olduğunu ve artık benim bunu fark etmem ile birlikte buna dur demeye hazır ve istekli olduğumu gördüm. Buraya kadar belki hikaye böyleydi. Evet, duyguları gölgeliyoruz. Çoğu kez kendimi zaten davranış modellerimde arkasında annemin yaptığını görebilmeye başlamıştım. Bunu annem böyle yapardı. Annem böyle hissederdi böyle olduğunda. Babam böyle tepki verirdi.
ya ben babam mıyım, ben annem miyim, değilim. Değil mi? Kendi kimliğini evet, ben beni, yani evet. Ben kendimi olmak istiyorum ama onların duygu düşüncelerini, duygularını taşıyorduk. Ve ben ayrıca burada bir şey daha ilave etmek istiyorum. O da hafıza kaybına alakalı. Aa evet. Şimdi hafıza kaybına alakalı öyle tahmin ediyorum ki, bu benim tahminim. Sen başa çıkamadığın bir duyguyla, yani istenilmeme duygusuyla başa çıkamadığında bunu reddederek, kendini yok sayarak, kendi varlığını yok sayarak, adeta bunu unutarak başa çıkmak gibi bir tercihin olmuş olabilir. Ve bu noktalarda hafıza kaybın bu noktalarda nüksetmiş olabilir. Çünkü insan istemediği, yaşamak istemediği bir duyguyu bazen unutmak ister, yok saymak ister, onu hiç yaşanmamış gibi düşünmek ister. Dolayısıyla belki de bir de beyin kendi metotlarıyla başa çıkmak ister bir olayla, bir duyguyla. Dolayısıyla burada başa çıkamadığım bir duyguyu beyin otomatik olarak kendini sıfırlayarak ya da bloke ederek, dondurarak, durdurarak, onu oradan silerek başa çıkmak için böyle bir yol seçmiş olabilir. Ve hafıza, geçici hafıza kaybının nedeni de bu başa çıkamadığın, istenilmeyen çocuk duygusu olabilir diye düşünüyorum. Bu konuda bu açıklama sana ne hissettiriyor? Ya çok doğru olduğunu düşünüyorum çünkü evet, galiba bu benim savunma mekanizmamdı. Çok çok küçük bir odada yetiştim ve çok büyük kavgaların döndüğü, her gün çığlıkların, kıyametlerin koptuğu bir odaydı benim için. Ve orada kendimi koruyabilmem gerekiyordu. Kavga konusu benimle alakalı olsun veyahut da olmasın, kendimi koruyabilmek için kulaklarımı tıkardım. Sadece fiziksel olarak değil, babamın bizlere sarf ettiği sözleri duymak istemediğim için kulaklarımı tıkardım ve duymuyormuş gibi yapardım. Hmm. Ama elbette hepsini aslında alıyordum. Hmm. Bunu çok geç fark ettim. Ve hafıza kaybı gibi durumlarda benim, evet, bunları hatırlamıyorum, bunlar yok, hafızamdan siliyorum, ben hayatıma devam ediyorum, ben çok güçlüyüm tarzında bir savunma mekanizmasıydı. Hı hı. Aksine bu tamamıyla, yani konuştuğumuz gibi, savunma mekanizması. Çok doğru. Yani yakın hissediyorsun böyle, evet, bir evet. Açıklamayı. Evet. İşte demin de söylediğim gibi, hakikaten insan zihni o kadar farklı oyunlar oynuyor ki insana. Yeter ki fark edelim, yüzleşelim, kabul edelim. Kabul edelim. Çünkü annenin ya da babanın kendi yaşadığı yetersizlikleri sana ait değil. Bunları kendilerine iade edip, bunun sana ait olmadığını kabul edip ve bunu kesinlikle giymeyeceğini ve üstüne almayacağını düşünüp ve artık içindeki çocuğu büyütecek kadar büyüdüğünü ve artık hiç kimseye ihtiyacın olmadığını, kendin birçok şeyle mücadele edebileceğini görüyorsun ve şu an pırıl pırıl gerçekten 3 tane üniversiteyi okuyabilecek yetenekte, güçte ve başarıyla, bursla, değil mi? Bursları, evet, hak ederek, tam bursları hak ederek okuyorsun. Ve ben inanıyorum ki gerçekten geleceğin çok sağlam. Sen bedellerini ödedin. Şimdi ödüllerin. Hayat zaten ödül ve bedel ilişkisiyle devam ediyor. Ne kadar çok bedel ödüyorsanız bilin ki o kadar çok ödülünüz olacaktır. Yolun açık olsun. Ben inanıyorum, yine görebiliyorum, çok pırıl pırıl bir geleceğin var. Ama bu geçmişte yaşadıkların o geleceğini daha da anlamlı kılacak. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Acaba? Aynı zamanda hikayeme ışık da olduğunuz için. Sizlere anlatırken bile fark etmediğim bazı noktaları fark etmemi sağladınız. Verdiğiniz, kattığınız bilgiler ile
bir kere daha farkındalığım geldi hayat yoluma. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, farklı hikayelerle inşallah bu yayınları sürdüreceğiz. Görüşmek dileğiyle.